Şimdi de Java'daki paketleri görmeye çalışalım. Yani package'larımızı öğrenmeye çalışalım. Java'daki paketler aslında bizim klasörleme mantığımızın birebir olarak Java'daki karşılığı. Biz eğer tüm klaslarımızı default package'da yani Java'nın bize direkt ortak olarak oluşturduğu default package'da yazarsak projelerimiz büyüdüğü zaman biz ilişkili klaslarımızı bu package'ların altında bulmamız oldukça zor olacaktır. O yüzden biz ilişkili klasları, örneğin bir database klasını eğer database package'in içine yazarsak biz projemiz büyüdüğü zaman ve daha sonra projemizde belli bir refactor işlemi yaptığımız zaman biz klaslarımız bakmak için bu paket isimlerinden demek ki bunun altında database klasları var şeklinde anlayabiliriz. O yüzden Java'daki package'ları da projelerimiz büyüdüğü zaman kullanmamız oldukça yararlı olacaktır. Şimdi biz aslında daha önceden paketlerimizi gördük. Belki fark ettiniz, belki fark etmediniz. Biz daha önceden paketlerimizi gördük. Ancak biz bu derste kendi paketlerimizi nasıl oluşturacağımızı ve bu paketlerin içindeki klasları nasıl kullanacağımızı da aynı zamanda öğrenmeye çalışacağız. Onun için ilk olarak ben bir tane paket oluşturmak istiyorum. Daha doğrusu bir tane proje oluşturacağım. Bu projenin adı ne olsun? Bu projenin adı paketler şeklinde bir isme sahip olsun isterseniz. Ben bir tane proje oluşturdum. Ve baktığımız zaman bunun altında bir tane SRC isimli bir tane klasörümüz var. Ve bunun altında da, şu anda ben daha önce oluşturduğum için bunu silmem gerekiyor sanırım. Bunu sileceğim ve tekrardan bir tane proje oluşturayım. Tekrardan paketler şeklinde bir tane proje oluşturuyorum. Ve buna baktığımız zaman bu paketlerin altında herhangi bir e, package görünmüyor. Yani Java'nın bize default olarak verdiği bir tane src paketi görünüyor. Ve ben daha önce ne yapıyordum? Ben bunun içine klaslarımı aynı şekilde yazabiliyordum main class'ını buraya yazdığımız zaman örneğin ben buraya bir tane main metodu yazmak istiyorum. Biz burada normal işlemlerimizi gerçekleştiriyorduk ve biz tüm class'larımızı bu default package'in altına yazıyorduk. Ancak bu yöntem az önce bahsettiğim gibi büyük projelerde çok önerilen bir yöntem değil. O yüzden biz burada iki tane paket oluşturmaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak ben burada default package'imi sileceğim. Content diyorum. Bu default package'imi sileceğim. Şöyle silerim isterseniz. Pardon. En baştan bir tane daha proje oluşturalım isterseniz. Daha rahat olsun. Bu projemizi siliyoruz. Üç defa proje oluşturduk fark ettiyseniz. Java Project diyelim. Paketler şeklinde bir şey söyleyelim. Şimdi biz burada ne yapacağız? Biz burada artık default package'ımızı kullanmayacağız. Biz burada iki tane kendi paketimizi oluşturmaya çalışacağız. Bunun için ne diyorum? Burada fark ettiyseniz bir tane package şeklinde kısım görüyoruz. Buna bastığımız zaman bir tane paket oluşturmamız gerektiği bize söyleniyor. Ben burada paket 1 şeklinde bir tane paket oluşturacağım. Yani ben burada kendi paketimi oluşturuyorum. Daha sonra burada bir tane daha paket oluşturmaya çalışacağım. Paket 2 şeklinde. SRC klasörünün altında bizim iki tane paketimiz oluşmuş durumda. Paket 1 ve paket 2 şeklinde. Eğer ben paket 1'in içinde paket 1'e özgü olan klasörü yazarsam ve paket 2'nin içinde de ben yine paket 2'ye özgü olan klasörü yazarsam büyük projelerde oldukça avantaj sahibi olacağım. Şimdi ilk olarak ben paket1'in içine bir tane main class'ı oluşturmak istiyorum. Bunun için main yazıyorum. Şunları silerim isterseniz kapatalım yani. Bunu da siliyorum. Şimdi baktığımız zaman buraya bir tane package paket bir şeklinde geldi. Yani bu class'ın paket birin içinde bir tane class olduğu burada belirtilmiş. Bizim bunu mutlaka burada yazmamız gerekiyor. Zaten Java otomatik olarak paket birin içinde olduğu için burada package paket1 şeklinde yazdı. Ben buraya bir tane main metodu yazacağım. Ve bunun içinde örneğin bir tane scanner objesi oluşturmak istiyorum. Scanner, new scanner şeklinde. Sistem nokta in diyeceğim. Ve ben burada bir tane scanner objesi oluşturmak istiyorum. Şimdi biz bunu daha önceden yaptığımızda biz ne yapmıştık? Biz bu scanner'ımızı import etmiştik. Şimdi burada bu scanner klasımız bu paket 1'in içinde olmadığı için ve scanner klası başka bir pakette olduğu için bizim bunu burada mutlaka import etmemiz gerekiyor. Şimdi burada şu çözüme baktığımız zaman burada import scanner diyor. Ve biz import işleminde aslında ne yapıyoruz? Java package'ının altında, util package'ının altındaki scanner'ı projemize dahil ediyoruz. Peki bu Java util şeklinde package'larımız nerede? Biz Java'yı bilgisayarımıza kurduğumuz zaman JDK'yı indiriyoruz ve JDK'nın içinde de o anki sürümde hangi paketler varsa ve hangi klaslar varsa onlar iniyor. Yani burada görünmese bile aslında JRE System Library'nin içinde bunların hepsi var aslında. Yani bizim klasörlerimiz, burada package'larımız bu System Library'nin içinde bulunuyor. Ve ben burada Java package'ın içindeki Util package'ın içindeki scanner'ı da bu şekilde dahil ediyorum ve bu şekilde bunu kullanabiliyorum. Aynı şekilde ben Edeli oluşturmak istersem daha önceden yaptığımız gibi Örneğin, array list diyeceğim. New array list diyorum. String diyeceğim. Buna baktığımız zaman da ArrayList yine farklı package'ın içinde olduğu için bizim bunu da buraya import etmemiz gerekiyor. Yani ben burada import java.util yine aynı package'ın içindeymiş dikkat ederseniz Scanner'la. ArrayList bunu da aynı şekilde burada dahil etmek istiyorum. Bir tane daha yapalım. Bu sefer de farklı bir package'ın altındaki class'ı dahil etmeye çalışalım. Örneğin Swing kütüphanesinin altındaki j ben dahil etmeye çalışıyorum. New JFrame diyeceğim. Buraya bir tane Constructor vardı. Ne haber şeklinde yazalım. Burada JFrame'i dahil edemiyoruz. Çünkü bu yine farklı bir package'in içinde. Baktığımız zaman bu neyin pek içindeymiş? Javax package'in içinde Swing package'i varmış. Bunun içindeki de j bu şekilde biz kullanabiliyoruz. İşte paketlerin mantığı tamamıyla bu şekilde aslında. Şimdi isterseniz biz paket iç, ikimizin içinde bir tane klas oluşturalım ve daha sonra bu klasımızı buradaki main.java'nın içinde kullanmaya çalışalım. Şimdi bu importları sileceğim ilk olarak. Bunları da silmek istiyorum. Paket 2'nin iç, içine geldiğim zaman ve new dediğim zaman burada ben bir tane klas oluşturmak istiyorum. Basit bir klas olsun isterseniz. Student'ın şeklinde ben bunu oluşturacağım. Daha sonra buraya geliyorum. Bunun private string name olsun bir tane. Daha sonra bir tane constructor yazacağım. Şurada constructor'ımı yazmak istiyorum. Evet okey diyeceğim ve constructor'ımı da yazacağım. Daha sonra bir tane metodu olsun isterseniz. Public void study şeklinde bir tane metodu ben yazıyorum. Daha sonra ses out diyeceğim. Burada da ne diyelim this.name nokta artı çalışıyor şeklinde bir şey söylemek istiyorum. Bu paket 2'nin içinde bir tane class'ımız ve ben main nokta java'da bunu student student new student Mustafa Murat şeklinde baktığım zaman ben bunu burada kullanamıyorum. Çünkü bu aynı paket içinde değil. Bu neyin içinde? Bu paket 2'nin içinde. O yüzden benim burada ne yapmam gerekiyor? Benim burada bunu kendimiz yazalım isterseniz. Import paket 1'in içindeki ben student'ı import etmek istediğimi söylüyorum. Yani ben bunu kullanmak istediğimi bu şekilde söyleyeceğim. Bu arada bu paket 2 olacak. Pardon paket 2 olacak ve baş harfi de büyük olacak. Paket 2'nin içindeki student'ı bu şekilde dahil ettim ve bunu dahil ettiğim zaman da artık ben bu student'ı burada kullanabiliyorum. Baktığımız zaman student.study diyelim isterseniz. Burada ben gayet güzel bir şekilde bunu kullanabildiğimi görebiliyorum. İşte biz Java'da paketlerimizi bu şekilde kullanabiliriz. Bir sonraki dersimizde artık bu access modifier'ları göreceğiz ve artık sona doğru gelmeye başlıyoruz. Son derslerimizi yapmaya başlıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.